Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aleyma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, sizlere İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın bir ateistle olan münazarasını paylaşacağım inşallah. Hişam bin Hakem anlatıyor. Mısır'da bir ateist vardı. Bu adam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın bazı sözlerini duymuştu. Onunla tartışmak için Medine'ye geldi. Fakat orada imamı göremedi. Ona imam Mekke'ye gitti dediler. O da imamın peşinden Mekke'ye geldi. Biz Ebu Abdullah'la beraberdik. Adam bizimle karşılaştı. Biz de Ebu Abdullah'la birlikte Kabe'yi tavaf ediyorduk. Adamın adı Abdülmelik, künyesi de Ebu Abdullah'tı. Adam omzunu Ebu Abdullah'ın omzuna dokundurdu. Ebu Abdullah aleyhisselam ona, "Adın nedir?" diye sordu. Adam, "Adım Abdülmelik'tir. Hükümdarın kulu." dedi. İmam, "Peki senin künyen nedir?" diye sordu. Adam, "Ebu Abdullah, Allah'ın kulunun babasıdır." dedi. Ebu Abdullah ona dedi ki, "Senin kulu olduğun bu hükümdar kimdir? Yeryüzündeki bir hükümdar mı, yoksa gökteki bir hükümdar mı? Söyle bakayım, senin oğlun gökteki ilahın kulu mudur, yoksa yerdeki bir ilahın mı? İstediğini söyle, anında cevabını alırsın. Bütün görüşlerin çürütülür." Hişam bin Hakem der ki, "Ateist adama dedim ki, niçin cevap vermiyorsun?" Adam dedi ki, "Onun huzurunda izin olmadan konuşmak çirkin olur." Ebu Abdullah dedi ki, "Tavafı tamamladığımız zaman yanımıza gel." İmam Ebu Abdullah aleyhisselam tavafı bitirince ateist yanına geldi. Ebu Abdullah'ın karşısına oturdu. Hepimiz onun yanında toplanmış bulunuyorduk. Ebu Abdullah ateiste sordu, "Sen yerin altının ve üstünün olduğunu biliyor musun?" Adam, "Evet," dedi. "Peki yerin altına girdin mi?" diye sordu. Adam, "Hayır," dedi. "Öyleyse yerin altında ne olduğunu nereden biliyorsun?" Adam, "Bilmiyorum ama yerin altında bir şey olmadığını zannediyorum," dedi. Ebu Abdullah aleyhisselam, "Zan, kesin bilgi sahibi olunamayan bir meselede çaresizliğin göstergesidir," dedi. Sonra şunu söyledi, "Peki göğe çıktın mı?" Adam, "Hayır," dedi. "Orada ne olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu. Adam, "Hayır," dedi. Bunun üzerine imam şöyle buyurdu, "Sana hayret ediyorum. Doğuya gitmemişsin, batıya ulaşmamışsın, yere inmemişsin, göğün sınırlarını aşmamışsın. Ötesinde neler olduğunu bilmiyorsun. Bununla beraber buradakileri, evrene egemen olan düzeni, yaratıcının varlığına delalet eden olağanüstü planı inkar ediyorsun." Akıllı bir insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Ateist adam dedi ki, "Senden başka kimse benimle bu şekilde konuşmamıştı." Ebu Abdullah aleyhisselam dedi ki, "Bununla beraber sen bu hususta şüphe içindesin. Böyle olabilir de olmayabilir de diye kuşku duyuyorsun." Adam, "Olabilir," dedi. Ebu Abdullah aleyhisselam, "Ey adam, bilmeyenin bilen birine karşı ileri sürebileceği bir kanıtı olmaz. Cahilin kanıtı olmaz. Ey Mısırlıların kardeşi, beni iyi dinle ve sözlerimi iyice anla. Çünkü biz hiçbir zaman Allah hakkında şüpheye düşmeyiz. Güneşi ve ayı, ufuklardan belirip dünyayı kaplayan geceyi ve gündüzü görmez misin ki hiç yanılmazlar, dönüşümlü olarak yer değiştirirler. Bir iradeye uymakla yükümlüdürler ve içinde bulundukları yörüngeden başka bir yerleri yoktur. Eğer gitmeye güçleri yetseydi niçin dönsünlerdi ki? Şayet bir iradenin direktiflerine uymakla yükümlü olmasalardı, niçin gece gündüze, gündüz de geceye dönüşmesin ki?
mecburdular. Allah'a yemin ederim ki sürekli olarak bulundukları yörüngede hareket etmeye onları mecbur kılan da onlardan daha fazla hikmet sahibidir. Onlardan daha büyüktür. Ateist adam dedi ki, doğru söylüyorsun. Ardından Ebu Abdullah aleyhisselam sözlerini şöyle sürdürdü. Ey Mısırlıların kardeşi! Sizin savunduğunuz ve zaman olduğunu sandığınız şey insanları götürüyorsa niçin onları bir daha getirmiyor? Şayet getiriyorsa niçin geri götürmüyor? Ey Mısırlıların kardeşi! Herkes bir irade karşısında çaresizdir. Gök yükseltilmiş, yer serilmiştir. Niçin gök yerin üzerine düşmez? Yer neden katmanları üzerine yuvarlanmaz? Yerle gök niçin birbirine çarpmaz? Ve yerin üzerindekiler neden birbirlerine girmezler? Zındık dedi ki, onları Rableri ve efendileri olan Allah tutuyor. Böylelikle ateist adam Ebu Abdullah'ın aracılığıyla iman etti. Hurman imama dedi ki, sana kurban olayım. Zındıklar senin aracılığınla iman ettikleri gibi, kafirler de senin baban aracılığıyla iman etmişlerdi. Ebu Abdullah aleyhisselam aracılığıyla iman eden kişi dedi ki, beni öğrencin yapar mısın? Ebu Abdullah aleyhisselam dedi ki, ey Hişam bin Hakem, bunu al ve onu eğit. Şamlıların ve Mısırlıların öğretmeni olan Hişam, ona İslam'ı öğretti. Usulü Kafi, cilt 1, sayfa 95. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed, aleyhme vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.